Kuveyt Türk iftar saatini sunar. On bir ayın sultanısın, dertlilerin dermanısın, hakkın bize ihsanısın, elveda ey şehri Ramazan, elveda. Elveda ey şehri rahmet, elveda. Elveda ey şehri Kur'an, elveda. Efendim hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar, Eyüp Sultan'dayız. Kanal 7 ekranlarında muhterem hocamız Necmettin Nur Saçan'la iftar saati başladı. Az sonra muhterem hocamız bizlerle birlikte olacak inşallah. Sizden gelen çok soru var. Bu sorulara bugün cevap vermeye çalışacağız. Yine muhterem hocamız bugün yine bir kutlu sahabinin hayatını anlatacak. Bakalım o kutlu sahabi hangisi olacak? Efendimizin sohbetinde bulunan, Efendimizin meclisinde bulunan bir kutlu sahabiyi daha yakından tanımış olacağız inşallah. WhatsApp hattımıza video sorularınızı yollayabilirsiniz. Elbette telefonlarla da bize ulaşabilirsiniz. Bayramın gölgesi üzerimize düştü haliyle bayramla ilgili sorular da geliyor. Bu soruları canlı yayında inşallah hocamıza soralım. Neler var? Seferilikle ilgili sorular var. Bayram vesilesiyle memlekete gidecek, köyüne gidecek, sıla-i rahim yapacak olan izleyicilerimizin soruları var. Onları soralım. Bunun dışında mirasla ilgili sorular var. Anne baba mirasını istediği gibi dağıtsa kardeşlerin birbirinde hakkı olur mu diye sorulmuş. Anne baba rızası olmadan evlenmek günah mı diye sorulmuş. Yine gündemde olan bir diğer konu promosyon konusu. Bu parayla kurban kesmek caiz mi diye sormuşlar. Fitre ile ilgili sorular var. Sadakayı fıtır fitre ile ilgili sorular, onu da soralım. Ve namazla ilgili de sorular var. Şu dakikalar Kabe'de, kutsal topraklarda iftar vakti. Hem Mekke'de hem de Medine'de önemli dakikalar. Şu dakikalarda orada olanlara selam olsun. Mevla gitmeyenlere tez zamanda inşallah kutsal topraklara gitmeyi hayırlısıyla nasip eylesin. Gidenlere de tekrarını nasip eylesin. Akşam namazı iftarı yaptı oradaki ziyaretçiler. Zemzemle, hurmayla iftarlarını açtılar. Akşam namazını eda ediyorlar. Peki, şimdi biz çok kısa bir ara rica ediyoruz. Aranın hemen ardından muhterem hocamız Necmettin Nur Saçan bizlerle birlikte olacak. Efendim iftar saati başladı. Muhterem hocamız, Türkiye'nin Nur Saçan hocası, muhterem hocamız Necmettin Nur Saçan bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Rabbimize hamd ederiz Muhsin Bey. Değerli seyircilerimizi de saygıyla, sevgiyle selamlarız. Rabbim tekrar bu değerli seyircilerimizle görüşmeyi, buluşmayı nasip eylesin. İnşallah. Bayramın gölgesi üzerimize düştü ve hocam. Ve değerli seyircilerimizin bayramlarını da şimdiden tebrik ediyoruz. Evet. Peki, çok soru var muhterem hocam. Hem bayramla ilgili sorular var, seferilikle ilgili sorular var. Sadakayı fıtırla ilgili sorular var. Doğru. İnşallah bunlara yer vermeye çalışalım ama önce izleyicimizi sorusu var. O soruyu duyalım. Bakalım ne soracak izleyicimiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı aleykümselam. Konya selam edelim. Buyurun. Hocam benim sorum şu. Annem sağlıklıyken kardeşlerim bakıyor. Ama hastalandığı zaman annem benim yanına kaçıp geliyor. Bana hastanede muayenesini yaptırıyorum. Sağlığına kavuşturuyorum. Maaşı var. Normal bir maaşı var. Yalnız kendine geldikten sonra onu da götürüyorlar. Gitmeden önce dedim ki anneme, anne dedim bak benden habersiz, benden şeysiz gidecek olursa senin ağzına gelmem dedim. Üzerine toprağını da atmam, sarımdan da tutmam dedim. Yani bir elimde ekmek, buram. Yemin ettim yani. Bunun şeyi ne olacak? Evet. Yemin ettiniz. Evet. Bir daha aynısını yaparsan evlat olarak hakkımı helal etmem mi dediniz? Helal demedim. Cenazene gelmem. Cenazene gelmem dediniz. Evet.
ne toprağın atarım ne şey. Çünkü onların oraya hastalanıyor. Benim yanıma geliyor, hastaneye götürüyorum. Daha geçen de iki ay oldu hastanede. Ben kendim muayenesini yaptırdım. Bir hafta 10 gün hastanede yattım. Ben sabahleyin işe gidiyorum, eşim hastaneye geliyor. Ondan sonra akşamleyin de ben hastaneye gidiyorum, eşim eve geliyor. Yani bu şekilde rezillik çekiyor. Onlar da maaşımı, o oturduğu yerden maaşımı alıp yiyorlar. Annenizin... Dedim, ben çekiyorum ama kaymağını onlar yiyor misali. Annenizin... Ben dedim, kimin ne dedim, ben dedim, benden habersiz, benim evden giderseniz diyor. Evet. Gidersen, ben kimin istiyor, bunun şeyi ne hocam, yani kızlarımı kesmem lazım, ne yapmam lazım. Evet. Hocam ne dersiniz? Anne başta tacımış, her derde ilacımış. Bir evlat pir olsa da anaya muhtacımış. Sevgili Peygamberimizin evinde kurban kesiliyor. Annemize soruyor, ne kadarı bize kaldı? Yani bir budu bize kaldı diyor annemiz. Yok, tamamı bize kaldı. O bir budunu dışarıya verdik, yani dışarıya yardım için kullandık. Sen biliyor musun, görünüşte anamın zahmeti bana, rahmeti kardeşime gibi düşünüyorum. Öyle değil, rahmeti sana, zahmeti onlara, bu şeref sana nasip oluyor ya amübarek. Bunun kadri kıymetini bil, dünyada 3 kuruş anayın parası gelecekmiş, gelmesin yahu. Sen ebedi hayattaki mükafatı düşün. Allah'ın Resulü ne diyor? Allah'ın rızası ana babanın rızasında. Allah'ın gazabı ana babanın gazabında. Sen bırak, yani annene bakma şerefi sana nasip oluyor yahu. Sen bundan dolayı hamd et. Sakın böyle cenazene gelmem falan diye kadının gönlünü kırma. Benim söyleyeceklerim bunlar Muhsin Bey ya. Evet. Hocam sakın annenin kalbini, gönlünü kırma. Öyle, öyle efendim. Kısmet yani duasını almak demek ki beyefendiye onun nasip gönlünü oluyor. Al, gönlünü onun alması duasını al. Daha önemli. Yani 3 kuruş parasına tamah etme. Ya anne öyle yapmasa iyi ama anne yapıyor. Bırak yapsın öyle. Şöyle diyor, cefasında onu, ben yanındayım, sefasında kardeşlerim ama yanında. Ama işte şeytan da tahrik ediyor. Evet, bu evet. İş nasıl oluyor? Evet. Annen parayı başka yere veriyor, zahmeti sana getiriyor. Evet, evet. Şeytan da böyle tahrik ediyor. Bırak şeytana da fırsat verme. Bu şeref bana nasip oluyor ya. Anacığıma bakma, anama hizmet etme şerefi bana nasip oluyor. Allah'ım sana hamd ederim de ya. Evet. Ahiretiniz için onu diyor hocam. Onun elini değil de ayağını öpmeli annenin ya. Peki. Teşekkür evet. ediyoruz. İzleyicimize Konya selamlar. Bir video sorumuz var. İzleyicimizin sorusunu görelim. Hocam iyi günler. Tilavet secdesi Kur'an-ı Kerim hatmedildikten sonra en son yapılabilir mi? Evet. Hanım kardeşimiz öyle de yapılabilir. Dediğiniz gibi en son da yapılabilir. Okur okumaz da yapılabilir. Yani sevgili Peygamberimiz tilavet secdesi ayetlerini okuyan, secdeleri yapan kişi ne dilerse müstecap olur buyuruyor. Yani huşu ile secdeleri ama ihmal etmemeli. Derhal yaparsak aleyhülala. Ama derhal yapamadık da hatim bittikten sonra yaptık, o da olur. Hatim bittikten sonra da olur. Olur. Peki bir başka video sorumuz var. İzleyelim, görelim. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Hocam ben annem için bir soru sormak istiyordum. Hocam şimdi annemler 6 kardeşler ve onlara miras olarak bir ev ve tarla kalmıştı. Annem bu tarladan olan payını istemeyip erkek kardeşine hediye etmişti, bağışlamıştı. Ancak evin ise satılmasını istemiyordu. Büyük teyzem ise ev benim olacak, bana vereceksiniz dedi. Zorla annemin ve diğer teyzelerimin de dayımın imzasını alarak evi kendi üzerine geçirdi. Annem böyle yaptığı için asla teyzeme hakkını helal etmedi ve defalarca da küsüp barıştılar.
Teyzem ise hakkınızı bana helal edin. Ben çünkü her Ramazan'da kiracılardan bir aylık Ramazan için kira almıyorum. Sizin de adınıza hayırda bulunmuş oluyorum diyor. Böyle yaparak gerçekten annemler için de, annem ve diğer teyzelerim için de hayırda bulunmuş oluyor mu? Annem teyzeme hakkını helal etmediği için günaha giriyor mu? Hocam ne yapması gerekiyor? Sizden cevap bekliyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Teşekkürler. Hakkı hak sahibine vermek gerekir. Hakkı hak sahibine vermiyorum. Ben hak sahibinden alıyorum. Ama onun yerine sizin için ben şu hayrı yapıyorum. Anneniz adına diyor. Ben anneniz adına şu hayrı yapıyorum. Öyle olmamalı. Hakkı hak sahibine teslim etmeliyim. Teyze burada yanlış yaptı diyor. Öyle oluyor, evet. Öyle teyze oluyor. Burada yanlış yaptı. Peki devam edelim. Bir başka video sorumuz var. İyi akşamlar hocam. Biz sizi her akşam izliyoruz. Merak ettiğim bir soru var. Şimdi biz abdest alırken her ağzımıza suyu 3 kere alıyoruz. Burnumuza 3 kere alıyoruz. Neden 2 kere almıyoruz? İyi akşamlar hocam. İyi iftarlar. Evet. Sevgili yavrumuz, bakın, bunlara emri taabbüdi denilir. Yani sevgili peygamberimiz, ben nasıl namaz kıldıysam siz de öyle kılın. Ben nasıl hac yaptıysam siz de öyle yapın. Yani abdesti vahiy meleği Cebrail aleyhisselam peygamberimize öğretmiş, peygamberimiz de bize öğretmiş. Elbette bunların birçok hikmetleri vardır da o hikmetler bağlayıcı değil. Yani demek ki Rabbimiz böyle emretmiş, peygamberimiz, Efendimiz bize böyle göstermiş, biz de onun için böyle yapıyoruz. Peki. Instagram'dan gelen sorular var. Onlara da bakalım. Havva Hanım soruyor hocam. Diyor ki, mahşer alanında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nerede olacak? Onu nerede bulabiliriz? Mahşer günü bütün peygamberler de diğer insanlar gibi mahşer alanında mı toplanacak? Elbette öyle olacak. Yani dümdüz bir alan, bütün mahşer halkı orada toplanacak. Sevgili peygamberimiz, benim randevu mahallim Kevser Havuzu'nun başıdır diyor. Ya Resulallah, bizi nereden tanıyacaksın o milyar insanların arasında? Benim ümmetimin abdest uzuvları projektör gibi yanacak. Ve o yüzden ben tanıyacağım, onlara sahip çıkacağım buyuruyor. Evet. O yüzden bakın, demek ki abdestimizde, namazımızda ihmal olmamalı, söz konusu olmamalı. Peki, teşekkür ediyoruz. Bir başka video sorumuz var, o soruyu görelim. Evet efendim. Hayırlı iftarlar hocam. Size bir sorum vardı. Biz bundan 5 yıl önce bir arabamız vardı. Onu sattık, krediyle ev aldık. Yoksa başka alma şansımız yoktu. Şu an bankaya borçlandık. Belli bir miktar ödüyoruz. 2000'e yakın bir aylık ödememiz var. Ama 10 yıl daha bir borcumuz var bankaya. Bunun haricinde de bizim arabamızı sattığımız için tekrar ev araba alabilmek için de biz altın biriktiriyoruz. Şu anda 80 gramdan fazla da altınımız var. Bizim bu zekat hesaplamamız nasıl olacak? Bize yardımcı olursanız seviniriz. Muhterem kardeşim, şimdi siz bir yıllık borcu o 80 gram altından düşeceksiniz. Ondan düşünce başka da bir tasarruf ettiğiniz para falan yoksa, o zaman siz nisabı kaybediyorsunuz, zekatla mükellef olmaktan çıkıyorsunuz. Yani bir yıllık eve borç ödüyorsunuz. Tabii siz, kredisi var. Onun bir yıllığını düştükten sonra o 80 gramdan da aşağıya düşüyorsa o beklettiğimiz para, o zaman zekatla mükellef olmaktan çıkıyoruz. Peki. Bir başka soru daha var muhterem hocam. Şöyle, Ayşe Hanım soruyor. Fitre vereceğimiz kişinin oruç tutmuş olması gerekir mi? Yaşlı ve ihtiyaç sahibi bir akrabamız var. Ona fitremizi verebilir miyiz? Ben buna ilave yapayım. Çok soru geldiği için birleştireyim. Sadakayı fıtır bayramdan önce verilmesi gerekiyor diyorsunuz hocam. Doğru. Peki bu sadakayı fıtırı verirken karşımızdaki kişinin ibadetlerine bakmamız gerekir mi? Namaz kılıyor, hayır, mu, oruç efendim, tutuyor mu diye. Ya, çok soruyorlar çünkü ona. Yani bakın, gelin bunlardan çıkalım. Yani namaz kılmıyor,
bilmem oruç tutmuyor, o halde fıtra vermeyelim, zekat vermeyelim, bu düşüncelerimiz doğru değildir. Elbette bu bir tercih sebebidir ama kesin bağlayıcı değildir. Yani bak söylediğine göre akrabamız var, ihtiyar, geliri de yok ama namaz kılmıyor. Verelim, zekat da verelim, fıtra da verelim ya. Evet. Evet. Telefonumuz var, izleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza, buyurun efendim. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Sorunuz varmış hocamıza, buyurun. Merhabalar. Öncelikle iyi iftarlar, iyi Ramazanlar diliyorum herkese. Teşekkürler. Buyurun. Benim sorum şu, ben her ay belli bir miktar birikim yapıyorum, dolar veya altın fark etmiyor. Tamam. Nisap miktarına ulaştı benim birikimim bir sene önce ve ben bunun zekatını ödedim. O bir sene içerisinde tekrar her ay üstüne koyarak bu Ramazan'a ulaştık Allah'ın izniyle. Ama ben bir Ramazan'dan bir Ramazan ödüyorum. Bu bir Ramazan'da geçen ay yatırdığım miktarı da zekata dahil ettim. Hı hı. Bir sene önceki miktarı da zekata dahil ettim. Babam da diyor ki her ay bunun üzerinden bir yıl geçmesi gerekiyor eklediğim paraların da diyor. Ama ben bunun takibini bir şekilde yapamam. Çünkü her ay belli bir miktar ekleyerek gidiyorum. Ben o hesaplamada yanlış yapmak istemediğim için bir Ramazan'da hesabımdaki tüm paraya bakıp nisap miktarını geçiyorsa son miktar üzerinden zekatını hesaplayıp ödüyorum. Babam diyor ki yanlış yapıyorsun, çok ödüyorsun, fazla ödüyorsun. Her ay yatırdığın üzerinden bir yıl geçmesi gerekiyor diyor da bunun hükmü nedir? Tamam. Onu şimdi şu anki mevcut paranız, birikiminiz nisap miktarının üzerinde mi şu anda? Üzerinde. Üzerinde, tamam. Geçen sene de üzerindeydi, onu ödedim. Babanız onu diyor ki buna her ay zekatını vermen lazım diyor babanız, öyle mi? Her ay üzerine eklediğim paranın da üzerinden bir yıl geçmedi. Diyelim ki örnek vereyim 100 anladım. Dolar var şu an anladım. Elimde. Anladım. Geçen ay 1000 dolar vardı toplam param. Anladım. 100 dolar daha ekledim, 1100 dolar yaptı. Bir Ramazan geldi, ben 1100 dolar üzerinden hesaplıyorum zekatını. Ama babam diyor ki o 100 doların da üzerinden bir yıl geçmesi gerekiyor hesaplamak. Yeni eklenen paranın üzerinden de bir yıl geçmesi lazım evet, diyor evet. Babanız. Aynen öyle, evet. Peki hocamızı dinleyelim bakalım hocamız neler söyleyecek. Selam ediyoruz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Babamın... Teşekkür ederim, hayırlı akşamlar tüm Türkiye'ye, iyi iftarlar. Teşekkürler. Babamız bunu yanlış biliyor, böyle değildir. Yıl içindeki artışlar yıl sonunda zekata tabidir. Yani yıl içinde 100 dolar daha geldi, onun için bir yıl daha bekleyelim. Bir 100 dolar geldi, onun için bir yıl bekle, öyle değil. Yıl içerisinde, geçen yıl... efendim ne vardı 150 dolarım vardı. Bu sene baktım 200 olmuş. Öyleyse 200'den zekat vereceğim. 150'den değil. Yıl içindeki o artışlar yıl sonunda geçen sene 150'm vardı. Bu sene 200. Öyleyse 200'den zekat vereceğim. Yıl sonunda yıl içindeki artışlardan yıl sonunda zekat vereceğiz. Beyefendi doğrusunu yapıyor. Doğrusunu yapıyor. Evet, babası bu konuda. Evet, yanlış duymuş. Yanlış duymuş, onu düzeltmiş olalım. Doğru yapıyorsunuz, bu şekilde doğru. Zekatı vermenize doğru. Mahsur yok diyor hocam. Peki, mahsur teşekkür ederim. Mahsur yok değil, isabet yapıyor. İsabet. Doğru yapıyor. Bir başka soru muhterem hocam, o da şöyle. İyi akşamlar, yoğun bir tempoda çalışıyorum. Namazımı geçirmek istemiyorum iş yerinde. Çok yoğun olduğumuzda öğle ve ikindi namazını cem etmekte bir sıkıntı var mı? Birleştiriyorum diyor. Efendim, yani bir zaruret olmadıkça da böyle yapmamalı. Yani bir doktor düşünün, ameliyata giriyor. Ameliyat 8 saat sürüyor. Ve bu sefer de namaz vakti geçecek. Bu doktorun cem yapması caizdir. Ama şimdi biz ya iş yoğunluğumuz var, hele devam edelim, öğleyin devam edelim de bunu ikindiyle beraber kılarız. Gelin bunu da alışkanlık haline getirmeyelim yani. Evet. Şartlar çok zorlarsa mı hocam cem edilir? Yani son derece bir zaruret olursa onu yapalım. Yoksa... Peki bu cem nasıl oluyor hocam? Yani öğleyle ikindiden bahsetmiş de mesela ikindiyle akşamda cem edilebilir mi? Efendim öğleyle ikindiyi... Akşamla yatsıyı cem edebilirim. Cem ederken nasıl? Şimdi öğlen namazının ilk sünnetini kılarım.
farzını da kılarım ama son sünnetini kılmam. İkindinin de o ilk sünnetini kılmam. Yani aradaki sünnetler gider. Evet, böyle. İkindinin farzını kılarız. Buna cem diyoruz. Evet. Cem. Bu Hanefi mezhebinde var mı? Hanefi mezhebinde sadece efendim Arafat'ta Müzdelife'de var. Ama onun dışında mesela diğer Şafii mezhebinde seferi iken oluyor mu? Seferi iken cem. Hanefi de onu takliden efendim sefer halindeyken cem edebilir. Yani onun dışında alışkanlık haline getirmemeli. Beş vakti zamanında kılmak. Yolculuklarda peki hocam? Şimdi bayram üzeri yapabiliriz. Bayram yapabiliriz. Yolculuğuna çıkacak evet. Olanlar var. Olur mu? Evet. Olur. Yapabiliriz. Evet. Peki. Yani bir de Muhsin Bey dün vardı herhalde bu soruya cevap veremedik dün. Yani yolculuk bak diyor bayram dolayısıyla memlekete gideceğiz. 10 saat diyor araba kullanacağım. Oruç tutmasam olabilir mi? Kardeşim zaten seferisin sen ya. Yoldayken seferisin. Tutmayabilirsin. Yani yeter ki varacağımız adrese selametçe varabilelim. O yüzden devletimiz, İçişleri Bakanlığımız sık sık uyarıyor. Yani trafik kurallarına riayet edelim. Ya uykum geldi ama ya bir saat kaldı varacağım yere. Yok. Çek bir benzinle. Bir çeyrek saat gözünü kapamanda fayda vardır. Yani devletimiz haklı olarak vatandaşımızı böyle uyarıyor. Yani biz de yani oruç tutmak mecburiyetinde değilsin bak seferdeyken. Ya iyi ama ben İstanbul'dan çıktım babamın evine gidiyorum. Babayın evinde de olsa orada seferisin. Yok hatta kendi evime gidiyorum yolda seferisin. Yolda seferisin. Öyleyse oruç tutacağım diye de kendimizi gelin zorlamayalım. Yok rahatım ama direksiyon sallayacaksan herhalde yemeye içmeye ihtiyacın vardır. Elbette. Ya. Evet. Hocam tam da bu konuda bir soru var. Tamam. İzleyicimiz Adem Bey sormuş. Diyor ki bayramda memleketim Sivas'a gideceğim. Tamam. Sorularım şöyle. 1. İstanbul'dan Sivas'a giderken benim seferiliğim nerede başlıyor? 2. Sivas'ta anne ve babamın evinde kalacağım ama ayrıca kendi evim de var. Namazlarımı seferi olarak mı kılmalıyım? Memlekette de bir hafta kalacağım. Şimdi İstanbul'dan çıktı. Nereden çıktı? Diyelim ki şu anda biz Eyüp Sultan ilçesindeyiz. Bu ilçenin belediye hudutlarından çıkınca seferiliği başlar. Nereye kadar? Sivas belediye hudutlarına kadar seferiliği devam eder. Peki babasının evinde kalacak. Kendi evi var ama kendi evi dayalı döşeli olup orada oturuyorsa orada da mukim. Oraya varınca mukim. Ama babasının evinde kalacaksa öyle diyor. O zaman seferilik devam diyor ediyor. Diyor ki Sivas'ta anne ve babamın evinde kalacağım ama ayrıca kendi evim var. Kendi evi var da kendi evinde oturmayacak herhalde. Yani belki de oturmaya müsait değildir. Evidir ama oturmaya müsait değil. Ananın babanın evinde kalacak seferiliği devam ediyor. Evet. Bir hafta kalacağım demiş. Tamam seferiliği devam ediyor. Evet. Bu süre 15 gündü değil mi hocam? 15 günden 15 gün, az ya da fazla. 15 gün kesin kalacaksa bu belli ise o zaman yine mukim hale gelir. Evet. Bir başka izleyicimiz yine seferilikle ilgili diyor ki hocam çok soru var bununla ilgili. Tabii bayramda seyahat edecekler için. Bayramda sıla-i rahim yapacağım. Büyüklerimizi ziyaret edeceğiz ama dönüşüm belli değil diyor. O zaman dönüşü belli değilse mukimdir. Ya, yok dönüşü belli değilse seferi. Kaç gün kalacak belli değil. 10 gün mü kalırım, 15 gün mü kalırım böyle diyor da belki bir ay kalıyor. Bir ayda kalsa seferidir. Belli olursa seferi olmuyor mu? Belli olursa çıktı. Seferilikten çıktın. Kaç gün kalacağım? 14 gün kalacağım. Tamam bitti.
Bir de şöyle bir soru vardı. Az evvel onu bulmaya çalışayım hemen. Ha hocam, memlekete gittiğimizde mukim olan imamın arkasında seferi olan ben nasıl namaz kılacağım? Aynen imama uyacağız. Ben seferiyim ama imam mukim, imama uyacağım. Tamam artık benim... Yani dört rekat kılıyor onlar mukim oldukları için. Ha, ben seferiyim, iki de selam vereyim, yapmayız. Olmaz, ya, öyle, yapamayız. Öyle şey yok öyle. Biz de dörde tamamlayacağız. Ama gel şimdi onun tersini soralım bunun. Şöyle yapalım. Diyelim ki cemaati imamlık yapacak. Seferi olan. Mukime imamlık yapacak. Sivas'a vardı. Evet. Sivas'a varan bu kişi seferiydi. Tamam. Ve oradaki Sivaslı akrabalarına imamlık yapacak. Evet. Ne diyecek? Ben iki rekatta selam vereceğim. Siz kalkın. Üçüncü rekatta ayağa kalkın. Devam edin. Ama nasıl devam edecekler? İmamın arkasında nasıl kılarlarsa o şekilde kılacaklar. Yani şimdi imamın arkasındayken okur mu? Okumaz. Ama imamın arkasında imam okuyormuş gibi imamın okuyacak oturduğu sürece durur. O kadar yani üçüncü rekatı, dördüncü rekatı öyle kılar. Dördüncü rekattan sonra oturdu tahiyyata okur mu? Tabii okur. Tahiyyat, salli barik, Rabbena dualarını okur mu? Okur. Öyle efendim. Hanımefendiler soruyorlar. Hocam kediler oyun oynuyor orada, o yüzden siz birden... Fark etmediğiniz için tamam efendim. Ne bu diye baktınız ama sizin yanınıza ayrılmıyorlar hocam. Tamam, misafirlerimiz var tamam bugün. Tamam efendim. Tamam. Rahatsız. Yani şimdi burayı demek ki arkasındaki cemaat kalkıp tamamlayacak. Tamamlayacaklar. İmam iki rekatta selam verecek. Onlar ayağa kalkacaklar. O mukim olan cemaat kalkıp iki rekatta tamamlayacak. Evet. Hocam hanımefendilerin soruları var. Ya bu seferilikte... beyler ya da hanımlar ayrışıyorlar mı yoksa aynı kurallar hanımefendiler için de geçerli mi diye soruyorlar. Aynen. Erkekler için neyse hanımefendiler için de aynı. Peki telefonumuz var. Telefon sorumuzu duyalım. Ondan sonra da kutlu bir sahabi hocamızdan dinleyelim. Bakalım hangi sahabinin hayatını bugün dinlemiş olacağız. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Sakarya selam yollayalım. Sakarya İyi buyurun. İyi akşamlar. Teşekkürler. Yayındasınız buyurun. İyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar hocam. Hayırlı Ramazanlar. Hocam ben orucumu açtım. Ezan saat 1 dakika geçmişti. 1 dakika geçtikten sonra ezan okundu. Ben orucumu açmış oldum. O günkü borcumu mu tutmam gerekiyor? 61 gün oruç mu tutmam gerekiyor? Farkında olmadan orucu erken açtınız. Orucu öyle mi? Yanlış anlamadık değil mi? 1 dakika erken açtınız orucunuzu. Hocam erken açmadım. Esasında 1 dakika hoca geç okudu. Hoca geç okudu. Hocam? Yani Muhsin Bey. Yani saatim dolmuştu. Ezan 1 dakika gecikmişti. Siz saate baktınız. Diyelim ki işte bugün saat kaçta olacak diyelim ki 19.40 diyelim. Siz saate baktınız 19.40 hemen orucunuzu açtınız ama 1 dakika sonra da hoca ezan okudu. Sorduğunuz soru bu herhalde. Muhterem kardeşim problem yok. Orucun tamam, Rabbim kabul buyursun. Evet. Tamam. Evet hocam. Tamam, hiç problem 61, yok. Orucun tamam. 61 yok. Ne kaza ne kefaret ne yok. Ne kaza hocam. Kefaret hiçbir şey yok diyor hocam. Evet. Teşekkür ediyoruz, selam ediyoruz Sakarya. Hayırlı akşamlar. Peki muhterem hocam, bugün hangi kutlu sahabiyi Efendimizin sohbetinde bulunan, meclisinde bulunan, onunla sohbet eden, belki soru soran, onunla belki aynı sokaklarda yürüyen hangi kutlu sahabeyi dinleyeceğiz? Bugün efendim Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh efendimizden söz etmek istiyorum. Değerli bir iş adamımızın hatıralarında okudum da o diyor ki efendim eskiden ben 50-50 derdim diyor. Şimdi vazgeçtim. 50-50 demiyorum. Ne demek 50-50? Yani %50 insan unsuru, %50 sermaye unsuru diyordum. Şimdi fikrimi değiştim. %60 insan unsuru, %40 sermaye unsuru. Sevgili gençlerimiz, rol model bir gençtir. Zeyd İbni Sabit Hazretleri bizim için bakın, nasıl minnet borçluyuz bu sahabiye? Kim bu sahabi? Ne yapmış? Onu arz edeyim.
Efendim bir kere Mus'ab İbni Umeyr Hazretleri, inşallah onu da yarın anlatacağım. Mus'ab İbni Umeyr Hazretlerinin irşadı ile, telkini ile Müslüman olmuş. Ama 13 yaşında bakın. Allah Allah. 13 yaşında. Babası da daha önce vefat etmişti. O günlerde de Bedir Savaşı'na gidilecek. Şimdi bu kılıç kuşanmış ama kılıç yerde sürünüyor. Kılıç ondan büyük. Gelmiş, evet. Efendimiz yok yavrum seni kabul etmem. Seni savaşa götürmem. Çocuğu savaşa götürmem diyor. Ama üzülüyor mu? Onun derdi peygambere çok yakın olmak. Ağlıyor öyle. Peygamber aleyhisselam beni kabul etmedi, beni götürmüyor. Ben sancağının altında savaşa gitmek istiyorum diyor. Efendimiz de hayır çocuğu götürmem diyor. Akrabasından birisi ya Resulallah şu çocuğu lütfen bir dinle ya Resulallah. 17 sure var ki sizin okuduğunuz gibi Kur'an'ı okuyor ya Resulallah. Peygamberimiz de dinliyor ya deha bu çocuk ya. Yavrucuğum seni savaşa götürmem ama sen bana İbranice'yi öğren. Yani bu Yahudiler bana tercümanlık yapıyor. Ben de onlara güvenmiyorum. Sen İbranice'yi öğren. Kısa sürede sanki bir mucize gibi bir dil öğreniyor. Efendimiz sen Süryanice'yi de Allah öğren. Allah. Süryanice'yi de öğren. Yani bakın iki yabancı dili öğrendi. Şimdi diplomatik yazılarını yazar hale geldi Allah Peygamber Allah. Efendimizin. Ve bu sahabi Kur'an'ın hafızı oldu. Kur'an'ın hafızı oldu. Vahiy katibi oldu. Efendim, feraizi çok iyi bilir. Feraiz ne? Yani miras taksimiyle ilgili ilmin adı feraiz. Fetva makamı reisi oldu. Allah Allah. Efendim, sevgili peygamberimizin tercümanı oldu. Bir de edebini anlatayım. Bir gün ata biniyor. Abdullah İbni Abbas üzengiyi hazırlıyor, yardım ediyor. Peygamber amcasının oğlu diyor, yapma böyle, utanıyorum ya, ben teettüp ediyorum ya. Sen peygamber amcasının oğlu Abbas, böyle yapma. O diyor ki, hakeza ümirna en nef'ale bi ulemaina, alimlerimize, büyüklerimize böyle davranmakla emrolunduk biz diyor. Bu sefer Zeyd İbni Sabit elini uzat bakayım diyor. Uzatınca şap öpüyor. Allah Allah. Biz de diyor peygamberin ehli beytine bu şekilde saygıyla emrolundu. Ya. Yani şu birbirlerine karşı edeplerine, saygılarına sevgileri. Bakınız. Asıl sevgili gençler Zeyd İbni Sabit Hazretlerinin unutmayacağımız ve minnet duyacağımız hizmeti şudur. Yemame savaşı oluyor, 70 tane hafız şehit oluyor. Hazreti Ömer, o zaman da devlet başkanı, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz. Efendim diyor, bende bir kaygı meydana geldi. 70 hafız birden gitti. Kur'an-ı Kerim böyle iki kapak arasında bir kitap halinde değil. Yani neredeyse Kur'an kaybolacak yani. O yüzden ben istiyorum ki bir komisyon kuralım ve Kur'an-ı Kerim'i iki kapak arasında bir kitap haline getirelim. İlk planda Hazreti Ebu Bekir, Ömer, peygamberin yapmadığını mı bana teklif ediyorsun? Peygamber böyle bir şey yapmadı. Sen bunu mu bana teklif ediyorsun? Hazreti Ömer diyor ki, peygamber yapmadı ama peygamber zamanında vahiy devam ediyordu. Peygamber aleyhisselam onun için yapmadı. Bu sefer Hazreti Ebu Bekir, Ömer doğru söylüyorsun ya. Ne kadar doğru söylüyor. Şu istişareye bakın. Ama ne yapalım ya Ömer? Ne yapalım bunu? Zeyd İbni Sabit'i çağıralım. Demek ki süper zeki, deha sahibi bir insan. Onun başkanlığında bir komisyon kuralım. Ve Kur'an-ı Kerim'i iki kapak arasında bir kitap haline getirsin. Tamam. Zeyd İbni Sabit'i çağırıyorlar. Bunu teklif ediyor Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer efendilerimiz. Bu işi teklif ediyorlar.
ilk planda o da Hazreti Ebubekir'in dediği gibi diyor. Peygamber Aleyhisselam'ın yapmadığı işi mi biz bana mi teklif ediyorsunuz? Zeyd ibn-i Sabit, Peygamber Aleyhisselam yapmadı. Niye yapmadı? Peygamberin zamanında vahiy devam ediyordu. Şimdi vahiy devam ediyor mu? Vahiy kesildi. Ama Kur'an toplu bir kitap halinde mi? Değil. 70 hafızla birden şehit oldu. O yüzden tehlike seziyoruz. Vallahi makul buldum ama diyor. Bu işe evet dedim ama sanki dağı sırtına alacaksın gibi bana ağır geldi bu görev. Sorumluluk. Bu sorumluluk. Sorumluluk. Ve onun maiyetinde onunla birlikte 5 kişilik bir komisyon kuruldu. Yani sözü uzatmayalım. Kur'an-ı Kerim'i böylece iki kapak arasında bir kitap haline getirdi ama bir tane o Hazreti Ebubekir Efendimiz'e teslim edildi. Hazreti Ebubekir Efendimiz Hazreti Ömer Efendimiz'e, o da kızı Hazreti Hafsa'ya teslim edildi. Hazreti Osman'ın zamanında coğrafya genişledi. Yani İslam coğrafyası pek genişledi. Çoğaltıldı o zaman. Bu sefer hiç olmazsa bir ülkeye bir Kur'an-ı Kerim. Hmm. Bunun için Zeyd ibn-i Sabit'e ikinci görev düştü. Yine çağırdılar. Ya Zeyd, bunu 7'ye çıkarmamız lazım. O bir nüshayı 7'ye çıkarmamız lazım. 7 ülkeye gidecek. 7 ülkeye birer tane Kur'an-ı Kerim gönderelim diye. İşte Zeyd ibn-i Sabit bu görevi yapmış bir insan. Allah. Süper biri, kabiliyetli bir insan, güvenilir bir insan, yetişmiş bir insan. Sevgili gençler, işte bizim için rol model bir sahabi. İnne ashabi kennücum. Ashabımın her biri bir yıldız gibidir. Hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz. Gelin Zeyd ibn-i Sabit radıyallahu anh'ı rol model edelim. İnşallah yarınki anlatacağımız da bunun hocası olan Musab bin Umeyr. Musab bin Umeyr Hazretleri. Evet. Şöhreti dillere destan, yakışıklılığı ya, dillere destan. Ve hizmeti, irşat görevi nedir? Evet. O yarın da inşallah onları arz edelim. İnşallah. Efendim. Muhterem hocam çok teşekkür ediyoruz. Mevla razı olsun. Sevgili izleyenler, iftar saatinde çok soru var. Hocam bayram üzere elbette sadakayı fıtır soruluyor. Son günü nedir? Ne zamana kadar bu fitreleri vermemiz lazım, icap eder diye çok soru alıyoruz. Bayram namazından önceye bile kadar vermemiz lazım ama ya bugünler en güzel günler işte onun. Vermeli. Şayet veremediysek bayramdan sonra da verebiliriz. Evet, durumumuz müsait değilse. Ama bunun evla olanı, eftal olanı nedir? Bugünlerde vermektir. Esprisi ne? Fakir insan da bayram haçlığına kavuşacak. Yani haçlıksız bir Müslüman olmayacak işte bayrama. Öyle çıkacak. Çocuklar için de verilmeli mi diye soruyorlar. Tabii çocuklar için de vereceğiz. Her biri için vereceğiz. Benim anacığım böyle derdi ya. Baş göz sadakası derdi ya. Mevla rahmet eylesin hocam. Mekanı cennet olsun. Seferilikle ilgili az önce hocam geniş bir şekilde izah ettiler durumu. Fakat şöyle bir soru geldi. İlginç bu da. Diyelim ki memleketimizde seferiyiz. Lakin kazaya kalmış olan namazlarımız oldu. Döndüğümüzde bu kaza namazlarını seferi olarak mı kaza edeceğiz? Yani seferi iken kalan namazları mukim halde kaza edeceksek aynen seferi olarak kaza edeceğiz. Mesela gittik Sivas'a, orada seferiyiz. Aklıma düştü İstanbul'dayken kalan namazlarım var, onları kılayım. Tabii onları da mukim olarak kılacağım. Onlar 4 diyelim, ikindi yıkılmadı, 4 rekat. Ama Sivas'ta kazaya kalan namazları İstanbul'a geldiğinde 2 olarak kılacak. 2 olur, seferi olarak. Seferi olarak kılacak. Bunu da öğrenmiş olduk. Peki WhatsApp hattımıza video sorularınızı yollayabilirsiniz sevgili izleyenler. Bir telefon sorumuz daha olacak. Bu arada yine bugün 3 şehrimize Kur'an-ı Kerim hediye edeceğiz. Biraz sonra inşallah ezandan hemen sonra Türkiye haritamız ekrana gelecek. Bakalım bugün hangi 3 şehrimizi göreceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Buyurun yayındasınız şu anda, hocamıza sorunuz varmış. Buyurun. Duyabiliyor musunuz bizi? Hatta mısınız?
İzmir'den arıyor izleyicimiz. Buyurun, yayındasınız şu anda. Galiba duyamıyor izleyicimiz bizi ya da biz onu duyamıyoruz. Arkadaşlarımız yardımcı olsun. Bu arada biz bir video soru daha girelim. Merhabalar hocam. Öncelikle iyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Benim bir sorum olacaktı. Hazreti Adem ilk insan olduğu için mi peygamberdir? Teşekkür ederim. Evet. Efendim, işte Rabbimiz insanları gönderirken kitap indiriyor, peygamber gönderiyor, akıl veriyor. Akıl ile Allah'ı bulmamız mümkün mü? Mümkün. Ama detayları öğrenmemiz, bakın şimdi Rabbimizin isimlerini biliyoruz, sıfatlarını biliyoruz. Ama bunları biz nereden öğrendik? Bunları sevgili peygamberimizden öğrendik bunları. Evet. Yani demek onun hayatından. Demek ki insan aklıyla Allah'ı bulabilir ama detay bilgileri bulamaz. Bunun için Rabbimiz elçi göndermiş, kitap indirmiş. Yani bizim aklımıza yardımcı olmuş yani. Akıl olmadan olmaz tabii. Ama akıl da yetmiyor. Ayrıca peygamber gönderiyor. Bak, bir kişinin peygamber olabilmesi için sıdık, emanet, tebliğ, fetanet, ısmet diye 5 tane özellik olmayınca olmaz. Bir kere güvenilir olacak, sıdık. Emanet ehli olacak. Son derece zeki olacak. Ahmak, aptal adamdan peygamber olmaz. Fetanet, sıdık, emanet, tebliğ, fetanet, ısmet, İsmet. Yani günahtan beri olacak. Yani günah işleyen adam olmaz. Evet, fetanet, ısmet, neydi? Hulasa 5 tane şartı var. Olmayınca bunlar olmaz. Bu şekilde bir kişiyi bize rehber ediyor, yardımcı ediyor Cenab-ı Hak. Yani biz diyor peygamber göndermediğimiz toplumu hesaba çekmeyiz. Ya. Ya. Peygamber sesinin duyulmadığı yer yoktur demek ki. Kainatta peygamber sesinin duyulmadığı yer yoktur. Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir izleyicimizin sorusu var. Şu anda kızlarımla beraber izliyorum diyor izleyicimiz. Çocuklarımıza, kızlarımıza anlatmanızı rica ediyoruz. Bir Müslüman kız tesettür olarak nasıl hareket etmeli? Bir Müslüman kızın tesettürü nasıl olmalı? Kızlarımla beraber hocamızı dinliyoruz diyor şu anda, izliyoruz diyor. Efendim, sevgili Peygamberimiz bakın, Hazreti Ayşe annemizin ablası Hazreti Esma. Tabii ne olur? Peygamberimizin nesi olur? Baldızı olur. Böyle bir şeffaf giysi içerisinde görüyor onu ve uyarıyor sevgili peygamberimiz. Diyor ki Esma, yani el, yüz hariç bütün vücudun örtülü olması gerekir. Peygamberimiz böyle söylüyor. Rabbimiz da Kur'an'daki ayetleriyle böyle emrediyor. Rabbimin emri mi? Öyleyse başım üzerine. Bildiğimiz, bilmediğimiz faydalar var. Benim nazarımda Muhsin Bey, bakın 80 yaşındaki bir hanımefendi hep böyle tesettüre riayet etmiş, ibadetini yapar. 18 yaşındaki kızın güzelliği vardır onda. Ya, değil mi? Yani o tesettür benim anlayışıma göre kadına çirkinlik değil de güzellik veriyor ya. Güzellik veriyor. Yani zannediliyor ki apaçık olunca bu daha iyi olur gibi. Gelin bu duygulardan vazgeçelim. Nefis, şeytan bizi böyle yönlendiriyor. Böyle yapmayalım. Rabbimizin emri başım üzerine. Allah yarı bakidir, yarı hakikidir, biricik sevgilidir. Elvedud onun adı, Elvedud. Yegane sevgili, sevilmeye layık olan, sevgisinde vefa olan, bize hayat verdi, hidayet verdi, rızık verdi. Peki böyle olan Rabbimin emri namazdır, oruçtur, zekattır ve tesettürdür. Ben aklımla, keyfimle, nefsimle, yok benim nefsim böyle istiyor.
Ben herkes açıldı, saçıldı. Evet. Ben de açılacağım, saçılacağım. Bilesin aleyhinedir bu. Peki, kutsal topraklara uzanıyoruz muhterem hocam. İnşallah Allah'ın ev Kabe'de duadan sonra yeniden birlikte olacağız. Subhan Rabbiyal Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Erhamer Rahimin, Ramazan ayında oruç tutun buyurdun. Bu emri yerine getirdik ve dakikaların dolmasını bekliyoruz. Müsaaden gelmeden acıkmış olmamıza rağmen elimizi zeytin tanesine, su bardağına uzatamıyoruz. Sana hamd ederiz. Bize sıhhat verdin, afiyet verdin, iman verdin, hidayet verdin. Bir Ramazan-ı Şerife, bir iftar vaktine duaların makbul oldu. Bu vakte yetiştirdin. Sana hamd olsun. Bulunduğumuz mekanı da vesile ederek ve bu mekanda hatırası bulunan Uhud şehitlerini, Seyyidü Şehada şehitlerin başı Hazreti Hamza, peygamber amcası, şehitler başı Hazreti Hamza ve burada hatırası bulunan, gözyaşları bulunan sevgili peygamberimiz hatırına ve ülkemizin çeşitli yerlerinde kutsal değerleri uğruna hayatlarının baharında, çiçekleri burunlarında kan vermiş, can vermiş aziz şühede hatırına maal kusur ibadetlerimizi makbul eyle. Bizi senden ayırma. Gönlümüzü, ruhumuzu sevginle doldur. İtaatı sevdir, isyandan nefret ettir. Sana giden iman caddesinden ayaklarımızı kaydırma. Nefse, şeytana, şeytanlaşmış insanlara uydurma. Ya Rab, sevgili peygamberimiz senden neleri istediyse onları bize lütfeyle. Nelerden sana sığındıysa o türlü şerirlerin şerrinden bizleri hıfzu emanında eyle. Ya Erhamer Rahimin, şu iftar dakikalarında senden diliyoruz. Gönüllerimize sürur, hanelerimize huzur bahşeyle. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle. Güç yetmez, takat gelmez kulluk imtihanlarıyla bizi karşılaştırma. İslam coğrafyasında akan kan ve gözyaşını sen dindir. Ehli İslam'ı aziz ve mansur, düşmanlarını zelil ve makhur eyle. Va'fu anna, vağfir lena, verhamna, ente mevlana, fensurna alel kavmil kafirin. Rabbena, efrig aleyna sabran, ve thabbit akdamena, fensurna alel kavmil kafirin. Ya Rab, bizi affeyle, bize lütfeyle, bize merhamet eyle, bizim yarımız, bizim sahibimiz sensin. İnkarcılar güruhuna karşı bize sen yardım eyle. Bu Ramazan'ı ömrümüzün son Ramazan'ı etme. Bayrağımızın gölgesinde birlik ve dirlik içerisinde sıhhat ve saadetle, huzur ve afiyetle nice Ramazanlara, nice bayramlara, eninde sonunda da cennet ve cemalullah bayramına yetişebilmeyi nasip ve müyesser eyle ya Rab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalâh. Hayya alessalâh.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة آمين بالصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد Mevla razı olsun hocam. Allah kabul etsin. Amin. Sevgili izleyenler, iftar saati devam ediyor. Yönetmemizden rica edelim. Hemen Türkiye haritamız ekrana gelsin. Bugün yine 3 şehrimize Kur'an-ı Kerim hediye edeceğiz. İşte o şehirler ekranda. İlk olarak Mardin'e selam edelim. Mardin, hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Mardin için hatlarımız açık. Bir diğer şehrimiz Kahramanmaraş'a da selam edelim. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar. Ve son olarak Bartın diyelim. Bartın'a da selamlar. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar. Mardin'den, Kahramanmaraş'tan, Bartın'dan hatlarımızı ilk düşüren izleyicilerimize hem Kur'an-ı Kerim hediyemiz olacak hem de muhterem hocamızın dualar kitabını hediye edeceğiz. Hatıra olarak inşallah adresinize yollayacağız sevgili izleyenler. Evet, vaktimiz varsa muhterem hocam bir iki soru daha sormak isteriz. Tabii efendim. İşte o sorulardan biri WhatsApp hattımıza gelen bir video. Merhaba hocam, size bir sorum olacaktı da ben Kars'tan arıyorum. Hocam şimdi benim annem namaz kılmayı bilmiyor. Telefonda namaz uygulamasına bakarak kılsa kabul olur mu namazı? Hayırlı Ramazanlar, iyi akşamlar. Efendim, o uygulama işini namaz kılmazdan önce iyice baksın, öğrensin. Ondan sonra ona göre kılsın yani. Yani namaz kılınmaz diyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani, evet. Evet. Bir video sorumuz daha olacak mı? Vakit mi kalmadı? Hemen kısa bir video soru daha girelim. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar hocam. Hocam ben sizden bir şey öğrenmek istiyorum. Ben isim değişikliği yaptım. Bunun için herhangi bir şey yapmam gerekiyor mu? Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Efendim, madem yeni ismi daha çok seviyorsunuz, yapılacak hiçbir şey yok. Hayırlı olsun. İsminizle muammer olun inşallah. Peki, teşekkür ediyoruz muhterem hocam. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Mevla sizden razı olsun. Menkıbelerle programımızı kapatıyoruz sevgili izleyenler. Yarın da inşallah nasip kısmet olursa yine Eyüp Sultan'da, Kanal 7 ekranlarında, Ebu Eyyub el-Ensar Hazretleri'nin türbesinin gölgesinde, iftar saatinde buluşalım inşallah. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Kuveyt Türk iftar saatini sundu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.